Bugün seninle doğruluk mu, cesaret mi oynayacağız? Hepsinin Allah yoluna çıksın. Hazır mısın? Hazırım. Sakinsin. Sakin başlayabiliriz. Sakin mi başlayalım? O zaman Göksel'in doğruluk mu, cesaret mi? Oturuyoruz, cesaret olunca nasıl olacak? Bilmiyorum, bakalım hayat bize neler getirecek. Doğruluk değil mi? Doğruluk mu? Tamam, o zaman ben de sakin bir soruyla başlayacağım. Takımdan kaptan olarak herhangi birinin yerine geçeceksin. Onun hayatını yaşayacaksın. Kim olurdu o? Allah'a şükür öyle bir şeyim yok yani. Çok beğendiğin ya şu adamın hayatına ne iyiydi. Bizim takımdan. Evet, Galatasaray'da. Ya Allah... Allah'a şükür öyle bir şey olmadı. Hepsinin Allah yoluna çıksın. Hiç kimsenin yerine olup da hani keşke olsaydım demek istediğim bir şey yok yani öyle. Ben benim ya. Ya ben benim gerçekten öyle. Vallahi. Oh, süpermiş ya. Peki o zaman doğruluk mu, cesaret tamam, mi? Cesaret diyelim. Cesaret mi? Aynen. Tamam o zaman. Şimdi Göksel'incim şöyle bir şey yapacağız. Telefon yanında mı? Yanında. Telefonda Instagram'ı açacağız. Evet. Evet'in sesi değişti. Hikayelere gireceğiz. Bir fotoğraf çekeceğiz ve Natspor'u etiketleyerek o hikayeyi paylaşacağız. Tamam, paylaşalım. Hadi paylaşalım. Süper. Daha iyi. Evet. Şimdi paylaş. Paylaştım. Doğruluk mu? Doğruluk. Tamam, geliyor. Tamam, doğruluk geliyor. Güzel ama cesaretle başlarda söylemiş olman etkileyici. Göksel'in bir ay boyunca hiç duş almadan mı yaşamak yoksa yemeksiz mi yaşamak? ya da yemeksiz şöyle... derken yemek su içebiliyorsun herhalde. Aynı yemeği diyelim, tamam mı? Bir ay boyunca hiç duş almayacaksın ya da bir ay boyunca aynı yemeği yiyeceksin. Aynı yemeği yerim ya. Yer misin? Yerim. Hiç sıkılmadan. Vallahi şükür yeriz ya. Neyse, genel yeriz. Olarak bütün cevaplar biz böyleyiz. Aynen, yerim. Neyse, o Göksel'in dediği gibi akan sular durur. Ya, bir ay boyunca aynı yemeği yerim, yersin. Tabii. En sevdiğin yemek ne? Mantı. 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 Trabzonlu'dan şöyle bir deniz ürünleri falan gelir sandım ya. Hamsi severiz tabii yani. Ama normal, onu söylemeyeyim şimdi genelde. O zaten. En sevdiğim yemek, ciğer de severim. Ay. Edirne ciğerini de severim. Hayır, yapamam. Seviyor musun? Hayır, hayır. Niye? Çok, hiç yok, yiyemem. Oo. Olmaz. Böyle bir şey. Ben çok severim. Anlatamıyorum bak, o kadar fena. Bayağı severim. Muhlama? Çok severim. Çok severim ya. Peki şey? Kuymak. Kuymak, ha. Hangisi? Kuymak, muhlama, bunlar zaten yani hamsi. Ama bunlar Karadeniz, bunları saymaya gerek yok şu anda. Ben de çok severim. Benim mantıyı bilerek söyledim. Herhalde en sevdiğim mantıdır ya. Bir ay boyunca mantı yiyeceksin. Afiyet olsun. 10 kilo alırız herhalde. Sonra gel buraya. Yani biraz antrenmanları hızlandır. Aynen. Kaptan kilo almış, eyvah. Aynen. Doğruluk mu? Cesaret mi? Ya şimdi ben yine doğruluk diyeceğim de ayıp olacak. Yok, estağfurullah, niye ayıp olsun canım, sen seçiyorsun. Tamam, doğruluk. Tamam o zaman. Şöyle bir şey geliyor. Kendin hakkında değiştirmek istediğin şey ne? Ya sevmiyorum şu huyumu kardeşim dediğin şey ne? Çok fevri davranabiliyorum. Ha. Çok anlık sinirlenebiliyorum. Onu değiştirmek isterim. Sabırsız biri misin? Evet. Aşırı. Aşırı. Yani ne deniyor ona? Tez canlı. Yani hemen olsun istiyorum. Hemen de sinirlenebiliyorum. Hızlı parlıyorsun. Evet. Hızlı söner misin? Evet, hemen. Hemen. Hı. Ya zaten çok güler yüz. Sanmıyorum evet. Çok sinirli olabileceğini. Yok ama. Yok ya. Yani sinirlendim zaten. Öyle hemen şey olabiliyorum. Bunu yani. Değiştirirdim diyorsun. Değiştirirdim. Sinirlenmek güzel bir şey bazen de. Yani onu hemen her şeye bir tepki göstermezdim. Daha fevri davranmazdım yani. Çok fevri davranıyorum bazen. Düşünmeden davranabiliyorum. Hayat sana neler yaptı ki? Aynen. Çok zorluklardan geçtik. Ya, Allah'a şükür iyiyiz. Ama bu çok iyi gidiyor bu program. Aynen. Biz böyleyiz, ben anladım yani. Aynen. Neyse o. Bizde neyse o. Peki o zaman doğruluk mu sizde, cesaret mi sizde? Tam bir cesaret değil mi? Bir cesaret mi? Tamam. Evet. Kırmızı getirdim bilerek. Seni şöyle bir bekletelim. Siyah falan getirseydin ya. Yok, sen bir bekle. Şöyle gözlerin kapalı, acaba ne yapacağız? Ben geldim. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Bu kaç? Göremiyorum. Buraları da kapadım yani. Görmüyorsun. Bunun alttan biraz görüyor musun? Göremiyorum. İyice sıkayım da ben. Ne olur ne olmaz. Göremiyorum. Hadi o zaman beraber ayağa kalkalım.
Hangi çizgidesin sence? Foul çizgisi. Evet, bildin. O zaman 3 hakkım var. Tamam. Atayım topu. Havadan atma. Nereden atayım? Yavaş at. Yakala! Hadi. 3 hakkım var. Çok iyiydi. Yaklaştın mı? Ay, bacağına dikkat et. Bayağı bitiriyorum. Buyurun. Şu anda efendim. Tam düz müyüm? Evet, evet. Hadi bakalım, ikinci. Olmadı. Son hakkın. Hadi kaptan. Aç gözlerini, olmadı. Tebrik nasıl, ederim. Nasıl olmadı ya? Doğruluk mu? Cesaret. Doğruluk. Peki, geliyor. Ay. En sevdiğin soru mu? En sevdiğim soru. Yemek yedin, tamam mı? Çok güzel bir yemek geldi. Mantı geldi. Evet. Yoğurtlu falan, böyle bayağı bol bol. Yemek bitti. O tabağı şöyle parmağınla yalar mısın? Böyle parmağını alıp şöyle yalamak. Hı? Yok. Yalamıyorum yani. Yok mu? Yok. Hiç mi yapmadın ya? Parmağımla yalamadım ya. Yani. Yalamıyorum. Tabak yalamıyor mu? Abi bir tek iğrenç ben miyim bu? Yok, iğrençlikten ekmekle olabilir de parmağımla yaladığımı çok hatırlamıyorum. Ekmekle sıyırıyorsun. Ekmekle sıyırdım. O oluyor, olmuştur yani. Yani şu an üzüldüm gerçekten. Tabağını parmağım yalayan bir tek ben mi var? Ya yok, estağfurullah, ben de yalarım belki de tabağı, ama ne bileyim, ekmekle daha şey, parmak yerine. Tabağı yalamadın yani. Aynen. Doğruluk mu? Cesaret. Doğruluk. Doğruluk geliyor. Maça çıkmadan önce, hatta antrenman da olabilir bu. Parkeye gelirken bir totemin var mı ya? Şunu yapmadan girmem içeri. Var. Ne? Totem değil ama. Dua ederim kesin. Şöyle bir şey oluyor. Duayı sadece bazen soyunma odasındayken ediyorum. Bazen saha içinde maç başlamadan önce ediyorum. O şeye bağlı yani. Onu belki kafamda eğer sahada ettiysem dua, belki kazandık, tekrar sahada dua ediyorum. Ama genelde hep dua ederim yani. Maneviyat diyorsun. Evet. Doğruluk mu? Cesaret mi? Yani ayıp olmayacaksa doğruluk diyeyim tekrar. Yok ya, niye ayıp olsun? Doğru. Aşk olsun. Biz oturuyoruz şurada. Kimler var ki aramızda? Annenin yemekleri mi? Eşinin yemekleri mi? Yemekten gidiyoruz şöyle. Bu programı annem izleyemez. Bulsa bulamaz. Ay, inanılmaz. Eşim izler. Ama tabii ki de yani eşim bundan alınmaz yani. Ha. Eşim de yemekleri güzel ama annemin yemekleri daha... İkisinin de yemekleri ama anneminki herhalde daha annenin güzeldir. Mantı anne mı? Yemeği. Annenin mantısı. Aynen. Of. Aynen. Ya eşimin yemekleri de güzel ama öyle bir kıyas yapmadım yani. Hmm. Daha doğrusu ben çok yemek kültürü olan da hani... Mesela bazı insanlar vardır. Hani sırf yemek mi yemek için Antep'e falan gider. Örnek var, veriyorum. Var, biliyorum. Ben günübirlik mesela gideyim şunu yiyeyim. Benim şöyle bir şeyim olmadı yani. Şöyle bir damak tadı olarak şeyim yok yani. Güzel yemeği severim tabii ama öyle bir şeyim yok. O zaman doğruluk mu, cesaret doğruluk mi? Doğruluk. Duşta şarkı söylüyor mu Göksel'in? Bağıra bağıra. Söylediğim oluyor. Şimdi şarkı mı söyleyeceksin bana? Valla söylersen olur ama doğruluk dediğin için isteyemeyeceğim. Aynen, o isteyen cesaret de var. Söylediğim oluyor tabii şeyken, duşta. Kendim de söylediğim oluyor. Sesim çok güzel mi bilmiyorum. Güzel diyenler var. Cesaret demedim ama. Güzel diyenler var. Kırma beni. Yok, bir tık ucundan yok ya. Yok vallahi. Zaten şarkısından şey, o bir gün söylerim yani, şey yaparım. Bir gün söylerim derken yani kayıtları şimdi kapatınca, kayıtları kapatınca söylerim. Kapatın kameraları. Doğruluk mu, cesaret mi? Doğruluk. Doğruluk. Hayatındaki 3 tane ama 4 de olabilirsin. Nasıl arzu edersen. Hafızana bakacağız burada. Çok önemli kişinin, asla doğum gününü unutmam dediğin o kişiler kim? Bir de o tarihleri alalım. Oğlum, babam. Rahmetli babam, işte eşim, annem, abim. Tarihleri de alacağız, izleyecekler mi belki? 5 kişi söyledim. Söyle. Oğlum 23 Mart 2020. Hay, daha küçücük. Aynen, daha bir yaşına yeni geldi maşallah. Babam, rahmetli babam 5 Mayıs 1958. Annem 11 Aralık 1966. Abim 3 Ocak 1989. Eşim 11 Mart 1991. Hafızan ne kadar iyi. Yani bunları herkes tak, bilir tak, gerçi. Tak 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 tak. Aynen. Biraz düşündük gerçi. Yani. Son soruya geçelim mi? Geçelim. Şöyle bir son doğruluk mu yapalım? Ne istersin? Doğruluk yapalım, sen öyle dedin. Doğruluk. Hayır, beni kandıramazsın. Cesaret dersen hemen bir cesaret yaparız. Evet, tamam, doğruluk yapalım. Doğruluk mu yapalım? Doğruluk. Tamam o zaman.
Göksen'in sana bir yetenek mi desek, böyle bir şey veriyorlar. Pıtı 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 yükleniyor ve görünmez oluyorsun. Evet. Ne yaparsın? Nerelere gidersin görünmez olup? Görünmez olduğu zaman mesela şeyi merak ederim. Arkamdan birisi konuştuğu zaman onu görmek isterim. Yani orada bulunmak isterim. Şimdi kolay kolay yüzüne konuşamayanlar arkandan konuşan çok olur. Bize konuşamazlar. Böyle bir şey. Bize konuşamazlar kardeşim. Çok da konuşanı da görmedim aslında. Konuşamazsınız yani. Ya yok, görünmez olunca onu şey yaparım tabii ki de. Yani uçma yeteneği ait, işte o yeteneği demişim, tövbe tövbe. Uçabilirsin hani, o özellik olsa falan başka şeyler söylersin. Tövbe tövbe. Hayır, ne demek, uçma yeteneğim var, kim uçuyor? Keşke olsa ya. Tabii yani. Ama görünmez olunca tabii zaten belirli başlar şeyler yapabiliriz. Sen ne yaparsın bilmiyorum. Ben sana sorayım, sen bana soruyorsun gerçi. Aynen, bunu ben alayım. Çok yakıştı, bakayım. Hayır, şöyle. Ne yaparsın onu da bilmiyorum. Ben görünmez olsam. Ne böyle çok hani merak ettiğim birkaç insanın yanına gidip ya orada bakardım ne yapıyor falan diye. Yani gösterim. Şu anda ben olayı idrak edemedim dediğimde. Ben kimle beraberim ya? Ne oluyor bu program? Ağzına sağlık. Çok keyifliydi. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür çok teşekkür ederim. Biz de böyle. Biz de bundan sonra böyle yani. Yani sen de Trabzonlusun gerçi. Evet, sizde biz hemşeriyiz. Aynen. Biz de böyle arkadaşlar. O zaman beraber veda edelim mi? Hoşça kalın.